Babacığım, üşüyeceksin. Hala ayaz geceleri. Annem görmesin. Bir kadehten fazlası yasak sana, biliyorsun. Baba, özür dilerim. Seni kırmak istemedim. Ama ne yapayım, deliyim işte ben. Kendimi tutamıyorum bazen. Kime çektimse artık. Beni en iyi sen anlarsın babacığım. Sen aşkı, şiiri, böyle duyguları bilen bir insansın. Anneme yazdığın şiirleri okumadım sanma. Kim? Ben mi yazmışım? Anan da uydurmasın ha. Babacığım, biz Murat'la birbirimizi çok seviyoruz. Daha sevdaya düştüğümüzü anlamadığımız yaşlardan beri. Ağaç tepelerinde gezdiğimiz, mahallenin sokaklarında vahşiler gibi koşturduğumuz günlerden beri seviyoruz birbirimizi. Sen erkekleri tanımıyorsun kızım. Gözünü açtın, onu gördün. O senin sevgine layık değil. Onun niyeti gönül eğlendirmek. Gözünü aç kızım. O seni senin onu sevdiğin kadar sevmiyor, inan bana. Baba, biz Murat'la seni utandıracak hiçbir şey yapmadık. Murat beni oyalamıyor. Beni istemeye gelecekler. Bak sen de göreceksin. En az benim onu sevdiğim kadar Murat da beni seviyor. Bizim sevgimiz masallardaki gibi bir sevgi. Ne ben ondan vazgeçebilirim, ne de o benden. Babacığım, hadi üzme artık beni. Hava var bugün. Çıkılmaz. Ben kahveye gidiyorum. Ya biraz dinlenseydin ha. Bütün gece dönendin durdun be anam. Çocuk muyum ben hanım? Bir gecelik uykusuna da dayanamayacaksam artık. Hadi siz işinize bakın. Ben çıkıyorum. Sen aramazdın bu saatte. Rüyamda mı gördün beni? Bir bakalım ben neredeyim? Ha, dur tahmin edeyim. Geç kalan çekim otobüsünü bekliyorsun. Ekibe ve şoföre fırçanı attın. Çayını içerken de beni arıyorsun. Yok be kızım. Teyzemin kızının düğünü vardı. Onun için geldim. Yani evdeyim, buradayım, annemlerdeyim. Gerçekten mi? Aman nasıl burnumda tutuyordun? O zaman en hızlı şekilde hazırlanıyorsun ve tepedeki çay bahçesine geliyorsun, tamam mı? En hızlı şekilde. Konuşacak bir sürü şey var. Çabuk. Tamamdır. 5 dakikaya oradayım. Aa, dur, dur kız. Dur. Anne, Ece mi gelmiş? Evet anne, Nurhan'ların düğünü var ya, onun için gelmiş. Hadi ben kaçtım. Aa, kızım. Bak sakın geç kalma. Baban daha yeni kendine geldi biliyorsun. Delirtme adamı ha. Zaten barut gibi gelecek. Ay, kim bilir neler söylediler herkese. Hele o Fatma cadısı tef çalıyordur şimdi kasaba meydanında. Aman, katar katar anlatır, dinle onu. Aman, isterse orkestra tutup müzikal sahnelesin kasaba meydanında. 2 gün sonra nişan yüzüklerini takınca kimse hatırlamaz. Ah benim deli kız. Baktım patlayacak hava 4'te. Aldım bizim Sadi'yi, fırladık gittik, topladık ağları. Fırtınadan önce pek bir şey çıkmadı. Birkaç kilo mercanla karagöz. Mübarekler kaçmış gitmiş açıklara. Ya iyi etmişsiniz reis de. Keşke beni de arasaydınız. Zaten o saatte ayaktaydım. Tek başına zor olmadı mı? Yok be kaptan, hallettik. Hayırlı günler kaptanlar. Sana da Yakup baba, buyur. Ben bir selamilerle konuşayım. Olur olur. Siz oturun. Buyurun. Buyur Yakup kaptan. Daha iyice misin Mehmet? Diyeceklerim var sana. İyi olalım olmayalım. Sen bizim büyüğümüzsün. Sana saygımız sonsuz. Akşam bir terbiyesizlik ettik. Kusura bakma. Ama biliyorsun sana karşı değildi. Sen kız babasısın Mehmet. Ben sana yerden göğe kadar hak veriyorum.
Bir evin bir kızı. Göz bebeğin Alev senin. Ama bizim oğlanın da niyeti temiz. Bu zamana kadar oyalandıysa bir sebebi var. Biliyorsun işte kardeşimle karısı öldüğünde buncağız daha 8 yaşındaydı. Yengesiyle ben ne kadar analık babalık etmeye çalıştıysak da onun içindeki denizler hiç durulmadı. Hep isyankar, hep huzursuz bir çocuk oldu. Kaybı bir kere tadan hayat kaçağı olur Mehmet Kaptan. Bir türlü demir atamaz, bağlanamaz. Sevdikleri hep elinden gidecekmiş gibi ürkek olur. Ama Alev onun bu korkusunu aştı. Sımsıkı sevdi Murat senin kızı. Şimdi iznin olursa gelelim isteyelim Alev kızımızı. El birliğiyle bir yuva kurmalarına yardımcı olalım. Kendi ağzından söylüyorsun Yakup Kaptan. Deli fişektir Murat. Bu çocuğun ben bir ocak tüttüreceğine, bir aile sahibi olacağına asla inanmıyorum. Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin oğlanın benim kızı üzeceğine adım gibi eminim. Ama elden ne gelir? Benim kız gözünü açtı onu gördü. Sevda bu. Karşı dursam kendi yavrumu kaybedeceğim. Evden bir şey gelmiyor artık. Madem istiyorsunuz ne zaman isterseniz buyurun gelin. Öyle deme Mehmet. Öyle deme. İyi şey dileyelim iyi olsunlar. Sevdaları bu işin üstesinden gelecek göreceksin. O zaman biz gelelim size bu akşam iznin olursa. Hala temizlik mi yapılıyor bu saatte? Kaç kere dedik oğlum geceden yapılacak diye. Babam dedi ben de dedim. Hadi 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 çabuk. Ver şu kahveyi çabuk da çenesi kapansın artık. Ne bu tepemize sabah sabah karga bokunu yemeden daha? Koy koy. Tembel herifler. Lan Kerem. Akılsız Kerem. Lokantacı yavrusu Kerem. Ben sana ne dedim ben... oğlum? Ha? Ne dedim ben sana? Onu bıraksana. Öküzden uzak duracaksın dedim mi denmedim mi? Cevap versene oğlum. Ulan ben sana ailemden uzak dur diyorum. Sen gidip kıza evlenme teklif ediyorsun. Canına mı sustun oğlum sen? Ha? Ne bakıyorsunuz oğlum yardım etsenize. Kime diyorum? Abi sakin ol. Sakin ol ben seni. Götürsene bakıyorsunuz öyle boş boş. Bırakın oğlum beni. Dur abi dur. Tamam. Ulan öldürürüm seni. Anladın mı uzak duracaksın ondan. Sakin ol abi. Dükkanını başına yıkarım lan seni. İterim. Kerem Bey. Bırak be bırak.